Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Teknolojioku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir ürünle karşınızdayız. Neden farklı dedim? Biliyorsunuz Wi-Fi 6'lı ürünler artık yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı. Wi-Fi 6 nedir diye belki merak edenler varsa aramızda yeni nesil bir Wi-Fi teknolojisi. Biliyorsunuz Wi-Fi 5 AC olarak geçiyordu. Yani 802.11 AC idi. Şimdi 802.11 AX gelmeye başladı hayatımıza. Hatta bir de 6E diye başka bir Wi-Fi 6 teknolojisi daha var ama şimdi o çok fazla yaygın değil. Onu da anlatıp kafanızı karıştırmayayım. Daha çok biz telefonla vesaire biliyoruz ama Huawei'nin asıl uzmanlığı aslında network ürünleri, yani baz istasyonları ya da böyle büyük işletmelerin ağ altyapılarında kullandığı cihazlar. Şimdi markanın böyle enteresan bir router diye geçiyor. Bu router da var arkadaşlar. Modem değil bu, karıştırmayalım. Bunu görünce bazı arkadaşlar belki bunu modem zannedebilir ama bu modem değil. Tam ismini söylememiz gerekirse Huawei Wi-Fi AX3 olarak geçiyor bu ürün. Bir kere tasarım çok enteresan geldi bana. Şunlar böyle, şu antenleri var. 4 tane anten görüyorsunuz şu anda. Bu antenleri şöyle şu şekilde kapanıyor. Bu arada bu antenleri böyle hani döndüremiyorsunuz. Acaba ben döndürülüyor mu diye baktım. Şöyle wink 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 şeklinde açıyorsunuz. Bu şekilde büyük bir kapsam alanı elde ediyorsunuz. Wi-Fi 6 Plus diyor üzerinde. 3000 Mbps bir hız söz konusu. Bu 3000'i nereden geliyor onu söyleyeyim hemen. 2.4 GHz bantta 574 Mbps veriyor. 5 GHz bantta ise 2402 Mbps veriyor. Yani toplamda 2900 küsur yapıyor. O da yaklaşık olarak 3000 diyebiliriz. Tasarımını biraz anlatmak istiyorum. Şöyle bir adaptörümüz var. Şu şekil. Güzel, basit, beyaz. Her şey beyaz bu arada. Şöyle bir kablomuz var. Ethernet kablosu. Malum bunun için bir Ethernet gerekiyor. Eğer router olarak kullanacaksınız. Erişim noktası olarak da kullanabiliyorsunuz bu arada. O zaman tabii ki kabloya ihtiyacınız olmuyor. Bir WAN girişi var. Arka tarafta 3 tane de Ethernet var. Ethernetlerin Gigabit olduğunu söyleyeyim. Bunun dışında cihazın şu ön tarafında bir böyle H tuşu var. Paylaşım tuşu. Aslında eşleştirme yapmak için de kullanıyorsunuz. Bir de ön kısmında bir NFC bağlantısı bulunduğuna dair, yani telefonunuzu buraya dokundurduğunuz anda ve telefonunuzda da NFC varsa otomatik olarak buraya bağlanıyorsunuz. Şimdi ayarları falan belki merak ediyor olabilirsiniz. Ayarları çok zor değil arkadaşlar. Buraya bağlandıktan sonra o arayüzden giriyorsunuz. Size bir şifre atamanızı istiyor öncelikle cihaza. O işlemleri yaptıktan sonra doğrudan doğruya cihazı kullanmaya başlıyorsunuz. Söylediğim gibi iki farklı yöntemle kullanıyorsunuz. Bir tanesi şu Ethernet kablosuyla bağladığınız bir modeminiz olabilir, başka bir router olabilir ya da bir access point olabilir. Ethernet çıkışı olan. Bağladığınız andan itibaren bulunduğunuz yerde bir Wi-Fi 6 alanı oluşturmuş oluyorsunuz. İkinci yöntem ise erişim noktası olarak kullanabilmek. Evinizde bulunan internetin kapsam alanını arttırmak istiyorsunuz. Yine gerekli ayarlar bu arayüzde var. Arayüze girdikten sonra, ki orada bir sürü ayar var bu arada. Onu şimdi ekranlara gösteririz. Eğer çok bilgiliyseniz, hani ben böyle karıştırmayı seviyorum, bir sürü ayar da yapmak istiyorum diyorsanız, onlar için de bir sürü ayar var. IP 6 falan da kullanabiliyorsunuz. Onu da ayarlayarak da kullanabiliyorsunuz eğer internet servis sağlayıcı destekliyorsa. Bunun dışında hani cihazın kullanımı çok zor mu? Çok zor değil. Hani ben teknik taraftan çok anlamıyorum diyorsanız bir iki ayar var. İşte Wi-Fi şifresini ve ismini değiştirebiliyorsunuz. Hangi türde istemci olarak kullanacak, yani bir router olarak mı yoksa erişim noktası olarak kullanacağımızı belirliyorsunuz. Ondan sonra da zaten cihaz kendi kendine kullanılmaya başlıyor. Şimdi birazcık özelliklerinden bahsedeyim ben. Şimdi ekranda görüyorsunuz. 3000 Mbps olduğunu söylemiştim. Üzerinde 4 çekirdekli Giga Home 1.4 GHz'lik bir CPU var. Yani işlemci var bunun üzerinde arkadaşlar. Burası önemli. Şimdi Wi-Fi 6'nın hayatımıza getireceği en önemli şey bence, özellikle biz son kullanacağı için, birçok cihazı aynı anda yönetebiliyor olması. Şimdi evlerde yaşadığımız en büyük sorun ne biliyorsunuz? Standart internet servis sağlayıcıların verdiği modemler belli bir adedin üzerinde bağlantı yapıldığı zaman sapıtmaya başlıyorlar. Yani evinizde 500 Mbps internet de olsa, düzgün bir modeminiz yoksa eğer, o modeme de 10 tane cihazı bağlıyorsunuz, modem sapıtmaya başlıyor. Çünkü o tarz cihazlar genelde hani fiyat performans oranı gözetilerek üretilen cihazlar. Size çok en pahalısını, en iyisini vermiyorlar ne yazık ki. İşte modeme takacağınız bu tarz bir cihaz bu iş sorunu çözüyor. 128 tane cihaza kadar bu ürün destekliyor. Hani oturup 128 Hz bağlamadık bunu, şimdi açık konuşalım arkadaşlar, ama Wi-Fi 6'nın zaten konseptinde bu tarz böyle birden fazla cihazı çok başarılı bir şekilde kontrol edebilme özelliği var. Malum şimdi pandemi var, evlerdeyiz. Evlerde hepimizin telefonu var. Gelinmedi 4 kişi yaşasa 4 tane telefon yapıyor. Artık televizyon bile internete bağlanıyor. Bilgisayarlar var, tabletler var, akıllı saati, şusu busu derken aslında nereden baksanız ortalama bir evde bile 10-15 tane cihaz oluyor. Çok profesyonel veya çok bu işlerle uğraşan birisiniz, belki evde 20 tane 25 tane cihaz oluyor. Kamerasını da ekleyin, NAS'ını da ekleyin, şunu da ekleyin, bunu ekleyin. İşte o kadar cihazı bağladığınız zaman bu ürün size onun performansını sunuyor ve herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Az önce söylediğim 3 tane gigabit ethernet bağlantımız var. Şimdi bağlantı ayarlarını istiyorsanız web arayüzünden yapabiliyorsunuz. Size bir IP numarası veriyor zaten. O üzerinden yapabiliyorsunuz. Ya da ben onlarla uğraşmak istemiyorum diyorsanız Huawei'nin bir AI Life uygulaması var. AI Life diye yazılıyor. O uygulama, ki bunu biliyorsunuzdur, biz kulaklık incelemelerinde falan kullanıyoruz bunu. O kulaklıkların yazılım güncellemesini vesairesini yapıyorsunuz uygulama üzerinden. Aynı uygulama üzerinden bu ürünü kullanıyorsunuz arkadaşlar. Ayarlarına girebiliyorsunuz, fonksiyonlarını karıştırabiliyorsunuz, farklı farklı görevler atayabiliyorsunuz. Aslında webde yaptığınız hemen hemen her şeyi o arayüzden de yapabiliyorsunuz. Kapatma, açma, misafir ağı oluşturma, işte kısıtlama vermeye, mesela bazı kullanıcılara çok internet kullanmasın, az internet kullansın gibi kısıtlamalar da verebiliyorsunuz. AI Life üzerinden yapabiliyorsunuz. Yazılım güncellemesini de oradan yapıyorsunuz, onu da söyleyelim. Cihazla ilgili merak ettiğiniz her şeyi, bütün ayarları da oradan değiştirebiliyorsunuz. Wi-Fi şifresini değiştirme, Wi-Fi ismini değiştirme gibi özellikleri de yine o uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim Huawei Wi-Fi AX3'ün fiyatına. Biz bu testi yaptığımız tarih itibariyle fiyatı arkadaşlar 999 TL idi. Yani 1000 lira diyebiliriz kabaca. 1000 lira fiyatını hak ediyor mu? Biraz daha uygun fiyatlı cihazlar var aslında piyasada, biliyorsunuz, ama Huawei ekosistemini kullanıyorsanız ve hani Wi-Fi konusunda da sizin için önemliyse Wi-Fi 6 hızı tavsiye ederiz. Bu arada kimler Wi-Fi 6'ya geçmeli? Belki o soru birazcık kafanızı karıştırıyor olabilir. Şimdi Wi-Fi 6 donanımsal bir özellik arkadaşlar. Yani bilgisayarınızda kullanmak istiyorsanız bilgisayarda da Wi-Fi 6 özelliğinin bulunması gerekiyor. Telefonla kullanmak istiyorsanız telefonunuzun da Wi-Fi 6 özelliğinin olması gerekiyor. Wi-Fi 5'li bir telefonu bu ürünle kullanabilir misiniz? Evet, kullanabilirsiniz, ama Wi-Fi 6 hızında dosya transferi yapamıyorsunuz. Ki Wi-Fi 6 Wi-Fi 5'e göre %30'a kadar daha yüksek veri aktarımına izin veriyor arkadaşlar. Yani hem veri tarafında önemli Wi-Fi 6 hızı anlamında, hem de birden fazla cihazın bağlandığı zamanki performans anlamında Wi-Fi 6'lı cihazlar daha iyi. Eğer çok bulunduğunuz ortamda, bu illa eviniz olmak zorunda değil, iş yerinizde de olabilir, çok fazla dosya transferi yapıyorsanız Wi-Fi 6'lı cihazlara yönelmenizi ben tavsiye ediyorum. Çünkü özellikle böyle büyük boyutlu dosyalar yollarken 2 GB, 3 GB gibi, mesela video aktarımları yaparken, ağ üzerinden o dosyaları almaya kalkarken Wi-Fi 6'nın hızı sizin çok işinize yarayacaktır. Ama günlük kullanımda şart mı? Şart değil. Şu anda fiyatlar da birazcık yüksek mesela, ama önümüzdeki yıllarda, yani 1-2 yıl içinde zaten Wi-Fi 6 standart haline geleceği için hani fiyat yüksekliği de ortadan kalkmış olacak. Hem de Wi-Fi 5'ten çok daha hızlı ve birden çok cihazı destekleyen bir ağ altyapısına sahip olmuş olacaksınız. Satın almadan önce bu yorumlarımıza özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Evet, bu videoda sizlere Huawei Wi-Fi AX3 ile ilgili bilgiler vermeye çalıştık, inceledik, detaylarını anlatmaya çalıştık. Anlatmayı unuttuğumuz, dilimizin sürçtüğü bir yer varsa yorumlarda bize sormayı unutmayın arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.